Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu çok şık modelimizi çalışacağız. Modelimiz e, şu şekilde fiyonklar gibi, e, şöyle kelebekler gibi gayet güzel kabartılı bir çalışma. Çok güzel yazlık kıyafetler, yelekler, bluzlar, hırkalar olacaktır bu çalışmamızda. Bebek örgülerinde de yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Ben bu modelimi çıkarmak için konun Minnoş baby'sini kullandım ve buçuk numaralı da tığımı kullandım. Modelimizi anlatmak istiyorum. Şöyle modelimiz gördüğümüz zaman bakınız 4 ve 4'ün katlarıyla modelimizi kuruyoruz. Kenar zincirimiz yok. Modelimiz olduğu şekliyle bitmekte. Eğer yelekçeki herhangi bir çalışma yapacaksak bunun için kenarına isterseniz bir sıra zincirlerimizi bittikten sonra da çekebilirsiniz. Ya da bu haliyle bile dikerseniz çok daha güzel olacaktır bu hali zincir çekmeden. Buradan bir dikiş yukarıdan bir dikiş şeklinde yapabilirsiniz. Evet hemen kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi 3 tane Model üzerine kurmak istiyorum çünkü hepsi birbirinin aynısı. Bir tane olsa da aynı işlemi yapacağız. İki tane olsa da, üç tane, 10 tane hiç fark etmez. Bütün e, işlemlerimiz birebir aynı olduğu için üç tane modelimizi kuralım ve baştan sona hiç kesinti yapmadan hepsini birlikte çalışalım. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. 4 ve 4'ün katlarıyla demiştik. Zincirimi çekerek örgümü başlatıyorum. 1 şöyle düğümü attım ve sayıyorum 1 2 3 4 bir tane model oldu 1 2 3 4 2 model 1 2 3 4 3 tane modelimiz oldu 3 tane model üzerine devam edecektik bir zincir çekiyorum ve hemen ilk zincir içerisine bir tane sık iğne örüyorum sonra yanındakine giriyorum bir sık iğne devam edene bir sık iğne çekmiş olduğum zincirlerin tamamını sık iğne örerek bitiriyorum. Atlamıyorum. En son zincire kadar örerek geldim sık iğnelerime. Şimdi zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. 2 3 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen yanındaki bakınız. Aynı yere değil, yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum. 1 2 3'üncüyü çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1 ve 2. 2 örüyorum. 3'te bekletiyorum. Tekrar doluyorum yanındakine giriyorum 1 2 2 defa ördüm toplamda kenar 3 zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımız oldu şimdi aynı anda hepsini birlikte kapatıyorum çektim kapadım şu şekilde görülmekte 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum buradaki minik yuvanın içerisine girerek 3 defa da ördüm trabzanımı örüyorum ve hepsini kapatıyorum bir zincir bir trabzan ikinci kez aynı yere giriyorum 3 defa da çekiyorum ve kapatıyorum bakınız buradaki hepsini tam çekti bir tane 3 zincir ve iki trabzan ördüm sonrasında tığımın başını iki defa doluyorum şurada görmüş olduğum ilk zincirden oluşan trabzanıma giriyorum iki defa dolamıştım bakınız ikişer ikişer çekiyorum bir 2 ve 3. 3 defa da yukarıya doğru çıktım ve şu şekilde fiyongumuzu, kelebeğimizi oluşturduk. Ve sonrasında devam ediyorum. Araya zincir çekmeden 3 defa doluyorum. 1, 2, 3. 3 doladım. 1, 2, 3. Biriyle trabzanlarımızı öreceğiz. Diğer ikisiyle ise uzanın uzatma işlemini çalışacağız. Bakınız şimdi şöyle takip edelim. Sıradaki ilk yuvaya giriyorum. 1 2 iki. Diğer ikiye dokunmuyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum. 1 2 Doluyorum. Bir ileri geçiyorum. 1 2 3 oldu. Ve dördüncüye giriyorum. 1 2 Şimdi hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın hepsini birlikte kapatın. ve sonrasında şöyle kapatalım bakınız bir iki defa örüyorum bir tanesiyle trabzanımı ördüm diğer ikiyle yukarıya giden trabzanımı örerek tamamladım ve kapadım yani burada zincir çekmiştik başlangıçta burada ise sadece başını üç defa dolamıştık bir tanesiyle aşağı trabzanımı ördüm iki tanesiyle yukarıya çıktım şimdi şu kapadığımız yuvaya iki tam trabzanımı örüyorum 2 3 2 defa doluyorum ve şuradaki birinci trabzanma yandan giriyorum ikişer ikişer örüyorum 1 2 ve 3 bakın ikinci fiyongumuzu da oluşturdum şimdi üçüncü örelim 1 2 3 defa doluyorum birincisiyle trabzanlarımı örüyorum bakınız 1 çıktım bakınız 1 2 doluyorum. Diğer iki tane doladım. Kalıyor bakın. Buraya dokunmuyorum. Doluyorum. 1 2 Bir ileri geçiyorum. 1 2 Son tırabzanıma batıyorum. 1 2 4 tane trabzanım oldu. Şimdi önce şu dördü kapatıyorum. 2 tane kaldı. 2 1 2 üzerine çıkacağım için kullanıyorum ve üçüncü kez kapatıyorum aynı yuvaya buradaki tepeye oluşan yuvaya 1 2 3 yanına bir tane daha 1 2 3 bakın modelimizin fiyonk bölümü bu şekilde tamamlandı şimdi arkasından sık iğne ile öreceğiz ama şöyle şuradaki burgumuzu da çalışalım iki tane doluyorum Başlangıçtaki trabzanımı yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane fiyongumun üçü de tamamlandı. Şimdi örgümün arka yönünden hepsini sık iğne ile örüyorum. Bir tane zincirim çekip çeviriyorum. Hemen ilk trabzanıma batıyorum. Ve sık iğne. Yanındakine sık iğne. Bir sonraki bütün trabzanlarımın her birine birer tane sık iğnemi örerek devam ediyorum. Ve 4. Şimdi arkadan bitirdim bakınız. Burası da arkası bu Önü de bu şekilde. Tekrar zincirimi çekiyorum. Aynı işlemlerin tekrarıyla 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkinci sık iğnemin üzerine batıp iki defa örüyorum. Üçüncüyü bekletiyorum. 1 2 1 2 toplamda 4 tane trabzanımı örüp hepsini aynı anda çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Yuvanın içerisine giriyorum. 2 trabzan ekliyorum. Yanına giriyorum. 2 trabzanımı ekledim. Toplamda 3 trabzanım oldu. 3 trabzanım olunca 2 defa doluyorum. En dıştaki trabzanıma giriyorum. 2'şer ikişer çekiyorum. 1, 2 ve 3. Fiyongumu çalıştım. Tekrar 1, 2 3 içte üçer tane doluyoruz şuradaki bölüme zincir çekmiyoruz İkisini yukarı çıkmak için birini ise trabzanımı örmek için kullanıyorum 1 ve 2 diğer ikisine dokunmuyorum 1 2 bekletiyorum 1 2 bekletiyorum 1 ve 2 bekletiyorum şimdi 4 tanesini aynı anda kapatıyorum ve yukarıya çıkmak için 1, 2 ve 3. Birinci trabzanım örülmüş oldu. Şuradaki kapama yuvasına 2 tane trabzanımı örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Birinci uzatarak ördüğümüz trabzan. Diğer 3 2 trabzanımı ördüm. Toplamda 3 oldu. Şimdi 2 defa doluyorum yandan ilk trabzana giriyorum bu da yukarının dördüncü trabzanı olacak hem önden geçecek hem de trabzan sayımı aşağıyla eşitleyecek ve yukarıdan yine aşağıya 1 2 3 defa dolayarak giriyorum ve tepe noktasına batıyorum 1 2 2 tane doladım duruyor sonrasında birer birer trabzanlarımın örgüsüne devam ediyorum. Dördüncüyü de örüyorum. Önce dört trabzanımı çekiyorum. Sonra üstünün zinciri için üç defa da yukarıya kapatıyorum. Ve yuvaya iki tane trabzanımı tam örüyorum. Bir dolayıp üç defa da. Sonra üzerinin kemerini geçmek için iki doluyorum. İlk trabzanı yandan batarak örüyorum. Ve bu şekilde bakınız hemen boyu da çok çabuk kalkmakta. Şöyle görelim. Üzerine bir sırada sık iğnemizi devam ettiriyoruz. Şöyle bir tane zincir çekip batıyorum hemen dibine. Birer birer sık iğne ile örgümüzün arka yönünden düz yönüne doğru ilerliyoruz ve bu şekilde tekrarlarımızı yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de çalışırsanız beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.